binlerce yıl içinde üç kıtaya destanlarla yayılan benzersiz bir hikaye. Düşmanlığa karşı amansız bir yiğitlik ve cesaretin, sancakların gölgesine yerleşen merhamet ve adaletin temsilcileri. Türkler. Horasan ve Mavera-ün-Nehir'de, Semerkant, Buhara ve Taşkent'te dünya tarihini değiştiren buluşma. Kubbelerden yansıyan seslerle Anadolu ve Avrupa'ya uzanarak kök salan seçkin birikim. Kervansaraylar, medreseler, darüşşifalar, rasathaneler, külliyeler. Bilim, düşünce ve sanatın yeni ve özgün sayfaları. İnsanlığın ortak mirasına damgasını vuran büyük bir medeniyet. Türklerin dünyası. Üç kıtaya destanlarla yayılan bu benzersiz hikaye, Bilge Kağan'ın deyişiyle doğuda gün doğusundan, batıda gün batısına, kuzeyde gece ortasından, güneyde gün ortasına kadar uzanan topraklardaki izleriyle önümüze açılıyor. Kuzey Afrika ve Mısır coğrafyasının yanı sıra Suriye topraklarında Türklerin varlığı çok eskilere uzanır. Ancak Türklerin bölgedeki hakimiyeti ve en güçlü oldukları dönem hiç kuşkusuz Memlükler dönemidir. Memlükler İslam tarihinde köklü bir sisteme sahiptiler ve özellikle de Abbasilerden sonra askeri alanda önemli bir güç haline geldiler. Memlüklü Devleti ile ilgili vurgulanması gereken en önemli hususlardan birisi, söz konusu devletin kimlik tanımlaması olarak kendini Eddevletü Türkiye, yani Türk Devleti olarak tanımlamasıdır. Bunun sebebi devletin Kıpçak Türkleri tarafından kurulmasıdır. Memlüklerde ordu ve sarayın konuşma dili Kıpçak Türkçesiydi ve Oğuz Türkçesi de geçerliydi. Memlüklü Devleti başlıca iki sülale dönemine ayrılmaktadır. Bunlardan birincisi Bahri Memlükleri, ikincisi ise Burci Memlükleri olarak adlandırılmaktadır. Bahri Memlüklerinin bu adı almalarının sebebi Nil Nehri'nin ortasındaki Ravda Adası'ndaki kışlada yetiştirilmesidir. Bir başka görüşe göre ise bunların bu adı almalarının sebebi Karadeniz'den gemilerle Mısır'a getirilmelerinden kaynaklanmaktadır. Memlük tarihinin son derece önemli olaylarından biri, 1260 yılında Moğolları yenmesiydi. Zira söz konusu tarihe kadar Moğollar, genellikle hep galip gelen taraf olurdu. Memlük Devleti 1250 yılında kurulduktan sonra, aslında Memlük Devleti'nin gerçek anlamda kurucusu ve en güçlü sultanı Baybars'tır. Baybars, 1260 yılında hükümdar olduğunda çok önemli bir hamle yapmıştır. O da şudur. 1258 tarihinde Moğollar Bağdat'a gelip Abbasi hilafetine son verdikten sonra İslam dünyasında bir boşluk ortaya çıkmıştı. Şu anlamda bir boşluk ortaya çıkmıştı. Çünkü onun öncesinde bütün Müslüman devletler, buna Türk devletleri de dahil, hükümdar olduklarında Abbas halifesinden aldıkları bir beratla meşruiyetlerini sağlarlardı. 1258 yılında Moğollar eliyle Abbasi devleti ve hilafeti yıkıldıktan sonra bu durum akamete uğramıştır. Bu sebeple Baybars 1260 yılında başa geçtiğinde 1261 yılında Abbasi soyundan birisini, Kahire'ye gelen birisini nesep alimlerine inceletmiş
ve onun Abbasi soyuna mensup olduğu delillendirildikten sonra halife ilan etmiştir. Halife ilan ettikten sonra da tabii ilk yaptığı iş kendisinin sultanlığını ona onaylatmak olmuştur ki bu da çok akıllıca bir davranıştır. Baybars, Haçlılara karşı da başarılı seferler düzenledi. Moğol hakimiyetinin Suriye ve Mısır'a taşınmasına engel oldu. Ve Haçlıların 200 yıldan fazla süren Orta Doğu işgaline son verdi. Bu Moğol istilası Suriye'ye kadar geldiğinde Memlük Devleti çok henüz kurulmuş 10 yıllık bir devletti. 1260 yılında Hülegü komutasındaki Moğol orduları Suriye'yi de ezip geçerken Mısır'da Kutuz hükümdardı. Kutuz, Baybars ordu komutanı olmak kaydıyla büyük bir ordu hazırlamış ve Suriye'deki Memlük ve Eyyubi birlikleriyle de bu orduyu birleştirerek Filistin'de aynı Calut denilen yerde Moğolların karşısına çıkmış ve Moğollara ilk yenilgiyi tattırmıştır. Ve böylece aynı Calut bu anlamda bir durak noktasıdır. Memlük Devleti tarihinde büyük ün yapan Sultan Baybars, 16 yıllık saltanatında sükunet ve istikrarı sağladı. Memlükler döneminde Mısır ve Suriye'de büyük bir imar faaliyeti yürütüldü. Memlük Devleti'nin günümüze bıraktığı miras içerisinde o devrin yazılı tarihi ve edebi eserleri olduğunu daha önce söylemiştik. Bunun yanı sıra mimari eserler de çok büyük önem arz etmektedir. Çünkü Memlük devri gerçekten bu anlamda, mimari anlamda çok büyük bir ilerleme kaydetmiştir. Özellikle medrese, hankah, çeşmeler, sebiller ve büyük camiler anlamında ve hükümdarların yaşadığı saraylar anlamında inanılmaz bir mimari eser birikimi ortaya çıkmıştır. Kahire'deki Baybars, Kalavun, Muhammed Nasır, Sultan Hasan, Berkuk, Müeyyed, Kayıtbay Ulu Camileri ve Trablus, Şam ve Halep eyaletleri camileriyle Birecik kaleleri bunların belli başlılarıdır. Memlük bir mimari sanatıdır, mimaridir. Yani Memlük mimariyle adlandırılabilir. O mimarinin içerisinde gelişen küçük sanatlara baktığımızda biz Memlük sanatının mimariyle gelişen ne kadar büyük bir noktaya ulaştığını görebiliriz. Memlük mimarisi bir kompleks mimaridir. Ayrı ayrı mekanlar söz konusu değildir. Bir mekan içerisinde, bir kitle içerisinde siz hem medreseyi yaşarsınız, hem camiyi yaşarsınız, hem dershane hücrelerini yaşarsınız, hem de türbeyi yaşarsınız. Yani bu eşittir bir külliyedir. Işığı ve karanlığı çok iyi kullanan bir mimari anlatımı Memlük yapılarında görebiliyoruz. Bu kuvvetli mimari vurgusunu kubbeleriyle vermeye çalışmışlardı. Aynı zamanda mihrap önü kubbeleriyle veya külliyeler içerisindeki türbe kubbeleriyle bunu vermeye çalışmışlardır. Ama bunların kubbelerine baktığımızda kubbelerinin soğan kubbe olduğunu görürüz. Ve bu kubbe örgü sisteminin de bugüne kadar pek de algılanmış olduğunu, çözümlenmiş olduğunu da söyleyemeyebiliriz. Hala bunun üzerinde çalışmalar olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü çift cidarlı kubbelerdir bunlar. Kubbenin yapısının dışında kubbenin üzerindeki süslemeler de çok önemlidir. Taşın vurgulanışı çok önemlidir. Taşın kazıcılığı çok önemlidir. Taşın üzerindeki desenler çok önemlidir. Bu desenlere baktığınızda Türk izlerini görürsünüz. Memlük sanatındaki Türk izleri detaylarda karşımıza çıkar. Özellikle de taş işlemesinde Selçuklu'yla oluşturuldukları bir bağlantının söz konusu olduğunu görürüz. Bu mimarinin dışında Memlük sanatının bizi etkileyen önemli unsuru
madeni eserleridir. Bronzdan ve pirinçten yapılmış eserleridir. Bronzdan eserler içerisinde özellikle mimarinin olmazsa olmazı kapılar karşımıza çıkar. Bu dönemlerde ortaya çıkan ve hakimiyeti görülen bir diğer devlet Karakoyunlulardı. Qaraqoyun tayfaları Oğuzların Yivə boyundandır. Məhz bunun nəticəsi idi ki, Qaraqoyunlular Yivə boyunun tamğasını rəsmi sənədlərində uzun müddət istifadə etmişlər. Məhz bunun nəticəsi idi ki, tədqiqatçılar belə qənaətə gəlirlər ki, Qaraqoyunların istifadə etdikləri Yivə boyunun tamğası Qoç buynuzlarının bənzədiyi üçün bəzən onların göy bayraqlarında da Qaraqoçun olması ilə bağlı fikirlər səsləndirilir. Qaraqoyunlular önceleri Muş bölgesinde yerleşikdilər. Türkmen yaşam tarzları nedeniyle sufiyane İslam anlayışını benimsemişlerdi. Qaraqoyunlu döneminde imar çalışmaları yapıldı. Cihan Şah, adalet ve imar işleriyle ünlendi. Tebriz, mamur bir belde haline getirildi. Bilime ve alimlere ilgi duyan, onları kollayan Cihan Şah, medreseler yaptırdı. Şairleri himayesi altına aldı. Şübhəsiz ki, o dövrdə bir tərəfdən Məmlüklərlə Qaraqoyunlar arasındakı münasibətlər, eyni zamanda Qaraqoyunlarla Osmanlılar arasındakı münasibətlərdə biz Ağqoyunlu tayfa birliyinin xüsusi önəm daşıdığını görürük. Bazı tarihçilere göre Ağqoyunlular 12. yüzyılda Maveraü'n-Nehir'den Azerbaycan'a, oradan da Doğu Anadolu'ya gelip Urfa, Mardin ve Bayburt bölgelerine yerleştiler. Ağqoyunlular menşe itibariyle Oğuzların Bayandur boyundandır. Məhz bunun nəticəsidir ki, həm tayfa birliyinin fəaliyyəti dövründə, eyni zamanda dövlətin yarandığı dövründə biz Bayandur boyunun rəsmi tamğasının Ağqoyunlu rəsmi məktublarında, hökmdarın imzaladığı fərmanlarda belə, göndərilən rəsmi məktublarda o tamğanın yaşanmasıdır. Bunu biz görürük. Ağqoyunlu devletinin kurucusu olarak Qara Yülük Osman kabul edilir. Bu devleti 1400 yılında Diyarbakır çevresinde kurdu. Ve 14. yüzyılın ikinci yarısında Elxanilər dövlətinin süqut etməsi ilə siyasi mübarizəyə bilavasitə Qaraqoyunlarla yanaşı biz Ağqoyunların da qoşulduğunu görürük və Diyarbəkir bölgəsi məhz onların siyasi mərkəzi kimi o dövrdən formalaşır. Ağqoyunlular imar fəaliyyətlərində olduqca aktivlərdir. Tebrizdə Uzun Hasan Camii, Mardin'de Kasım, Hamza ve Cihangir Mirza'nın yaptırdığı zaviye, mescit ve medreseler, Bayındır Bey'in Ahlat'ta yaptırdığı medrese, cami ve hamam, Ağqoyunlulardan günümüze ulaşan belli başlı eserlerdir. Ağqoyunlular bilime önem verdiler. Uzun Hasan, Irak, İran, Maveraü'n-Nehir ve Türkistan'ın alim, şair ve ediplerini davet ederek sarayında ağırladı. Özünün Oğuz kökenli olması ilə fəxr edən, öz kitabxanasında Mevlana'nın, Aşıq Paşazadənin qərbnaməsini belə daim oxuduran, Quranı Türkçəyə tərcümə etdirərək hər cümə günləri mühüm toplamış olduğu elmi mübahisələrə qoşulmaq gücündə olan bu hökmdar, elm, mədəniyyət xadimlərini, incəsənət xadimlərini daim himayə etmişdir. Məhz bunun nəticəsi idi ki, vaxtı ilə Orta Asiyadan Ağqoyunlu sarayına gələn dövrün tanınmış riyaziyyatçısı astronomu Əli Quşçunu belə himayə edib, onu Osmanlı sarayına səfir göndərmək gücündə olan məhz Uzun Həsən olmuşdur. Ulu Bey'in öldürülməsindən sonra ünlü astronomi və matematik alimi Əli Quşçu, Uzun Hasan'ın rica ve ısrarı ile
Tebriz'de ikamet etmeye başladı. Orta Doğu coğrafyasında kurulan en önemli Türk devletlerinden birisi de Safevi Devleti'dir. Safevi Devleti, Şah İsmail tarafından 1501 yılında Tebriz başkent olmak üzere kurulmuştur. Bu devletin coğrafi alanı İran başta olmak üzere, İran'ın önemli bir kısmı, Doğu Anadolu, Kafkasya ve Afganistan gibi geniş bir coğrafyayı içermekteydi. Şah İsmail'in Azerbaycan ve Doğu Anadolu'da birçok taraftarları bulunmaktaydı. Bu Osmanlı Devleti açısından ciddi bir sorun oluşturmaktaydı. Nitekim 1514'te iki devletin meydan savaşına tutuştuklarını ve bunun sonucunda Safevilerin Çaldıran Savaşı'nda kaybeden taraf olduğunu görmekteyiz. Bu savaştan sonra Şah İsmail inzivaya çekildi ve 38 yaşında vefat etti. Yerine ise oğlu Şah Tahmasp tahta çıktı. Şah Tahmasp bir önceki döneme göre daha ılımlı bir politika izledi. Şah Hatay'a bakın. Şah Hatay'ın şiirleri koyduğu divan buna canlı misaldır. Adem olup geldim adam içine. Nesip olmaz dürlü candan içeri. Zembir olup kandan kana geçerken bir qana vuradım qandan içəri. Qardaş gəl ərkənə bu ərkan deyil. Oynatma atını bu meydan deyil. Süleymandan əsən Süleyman deyil. Süleyman var Süleymandan içəri. İrfan məclisində irfan almışam. Ləli Bədəxşandan mərcan almışam. Min canı veribən bir can almışam. Olcanı saxlaram candan içəri. Xətay Sultanın nikini dinlə. Nə diləyin varsa özündə yoxla. Mürşidün pəndini iyicə saxla. İlikten damardan, kandan içeri. Safevi dönemi, Türk sanat tarihi açısından en verimli dönemlerden birisidir. Bu dönemde mimari ile birlikte tezhip, minyatür, halı, kumaş, çinicilik, oymacılık ve tahta işlemeciliği gelişen sanatlar arasındadır. Safevi dönemi, genel Türk edebiyatında da, Türkçe açısından da en verimli dönemlerden birisidir. Dönemin en büyük ressam ve şairlerinden Sadık-ı Afşar, yine edebiyatta bir akımı oluşturan, yeni bir kapı açan Sebk-i Hindi veya Sebk-i İsfahan'ın kurucusu olarak bildiğimiz Saip Tebrizi ve Kafsi Tebrizi'yi de söz konusu dönemin en başarılı şairleri içerisinde zikredebiliriz. ...1737-1796 tarihleri arasında İran'da hüküm süren Afşarlar Devleti'nin kurucusu Nadir Şah, Horasan'daki Afşarların Kırklı Obası'na mensuptu. 1737'de tahta çıkan Nadir Şah Afşar, daha önce Osmanlılar ve Ruslar tarafından ele geçirilen Tebriz, Hoy, Erdebil, Derbent, Gence ve Gilan gibi bölgeleri tekrar kendi bünyesine katabilmiştir. Nadir Şah daha sonra da Delhi'ye sefer düzenleyerek Delhi'yi de kendi egemenliği altına alabilmiştir. Nadir Şah'ın emriyle biri Horasan Kelat, diğeri Irak Necef'te Hazreti Ali'nin türbesinin kapısında olmak üzere iki Türkçe yazıt hazırlandı. Ciddi bir Türklük bilincine sahip olan Nadir Şah, Türkler arasındaki mezhep ihtilaflarını ortadan kaldırmak için, Şii ve Sünnilik mezheplerinin ihtilaflarını ortadan kaldırmak için çok ciddi atılımlar yapmıştır. Lakin Nadir'in zamanında onun Hindistan'a yürüyüşü, devletin dahilinde baş veren çekişmeler devleti zayıflatmaya başladı. 1747 yılında Nadir'e suikast teşkil edildi ve Nadir Şah öldürüldü. Nadir Şah öldürüldükten sonra onun imperiyası dağıldı. Böylece Afşarlar Devleti'nin Azerbaycan ve Kafkasya bölgesi üzerindeki hakimiyeti sona erdi. Ülke yerel hanlıklara bölündü.
Afşar Devleti'nden sonra İran coğrafyasında son Türk devleti olarak Kaçar Devleti kurulmuştur. Bu devlet, 1795 yılında A. Muhammed Han Kaçar tarafından kurulmuş ve 1925'te son bulmuştur. Kaçar döneminin en önemli olaylarından birisi, 1888 yılında Mirza Hasan Rüşdiye tarafından ilk modern okulun İran coğrafyasında Türk dilinde açılmasıdır. Bu okulun eğitim dili Türk dilindeydi. Hindistan, İslamiyet'ten önce de Türklerin söz sahibi olduğu bir bölgeydi. Hindistan coğrafyasında İslamiyet'ten önce Saka, Kidarit, Kuşan, Akun ve İslam'dan sonra Gazneli, Gurlu, Delhi Sultanlıkları ve Baburlu gibi Türk devletleri kurulmuştur. Delhi Sultanlığı, kültür ve sanat eserleri bakımından parlak bir miras bırakmıştır. Delhi, onların eserleriyle zenginleşti. 79 metrelik muhteşem minare, Kutb Minar, Kutbeddin Aybek döneminde yapıldı. Timur Devleti'nin iyice zayıfladığı 15. yüzyılın sonlarına doğru iç kavgalar artmış ve Semerkant'ı ele geçirmek için birçok devlet harekete geçmişti. Timur'un başkenti Semerkant'a sahip olmak isteyenlerden biri de Zahirüddin Muhammed Babür'dü. Timur soyundan gelen Babür Şah'ın en büyük rakibi ise Özbeklerdi. 1504 yılında Özbeklerle yaptığı savaşı kaybedince Babür Kabil'e yöneldi ve ele geçirdi. Kabil'i yeni karargahı yaptı. Babür, Özbeklerle mücadelesini buradan devam ettirse de başarılı olamadı. Bunun üzerine dikkatini başka yöne çevirmek zorunda kaldı ve birçok kez Hindistan'a sefer düzenledi. 1525 yılında başlattığı seferinde ise Pencap, Delhi ve Agra gibi şehirleri ele geçirdi ve Delhi Sultanlığını sona erdirdi. Babür Devleti'nin sınırları Hindistan, Pakistan ve Afganistan'ın güneydoğu bölgelerini içine alıyordu. Babür, sanata düşkün bir şahtı. Güzel sanatların hemen hepsiyle yakından ilgiliydi. Besteler yapardı. Babür'den sonra Babürlü tarihindeki en önemli sultanların birisi de Cihangir'dir. Cihangir dönemindeki en önemli gelişme, İngilizlere 1611 yılında Hindistan'da ticari koloniler açma hakkının verilmesiydi. Cihangir'den sonra tahta çıkan 1. Şah Cihan, adını dünyaya çok sevdiği eşinin anısına Agra'da inşa ettirdiği Tac Mahal'le duyurdu. Tac Mahal, Babür mimarisinin en önemli eseri olarak kabul edilir. Babür mimarisi kendine has bir tarz geliştirdi. Ülkenin dört bir tarafı önemli eserlerle süslendi. Hindistan'ın yanı sıra Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'te de Babür eserleri bulunur. Babürlerin önemli hizmetlerinden biri de Türk-İslam tarihçiliğinin gelişmesine yaptıkları katkılardır. Babürlü hükümdarları, başta tarihçiler olmak üzere bilim adamlarını himaye ederek kültür ve medeniyetin gelişmesinde büyük rol oynadılar.